arkadaşlar. Kalem, pardon, uyuyan göz aşısı yapacağız. Uyuyan göz aşısında ilk önce kalemi nereden almamız gerekiyor? Cevize yapacağız bu aşıyı. Aşı alacağımız ağacı belirledikten sonra, bakın, aşı kalemini dalının pişmiş yerinden alacağız. Dalın pişmiş yeri ne demek? Bakın, şurada gördüğünüz gibi kahverengili olan yer var. Bir de açık yeşilli olan yer var. Bu açık yeşil olan yerden alırsak kalemi tutma olasılığı düşüyor. Çünkü buradaki suyunu daha çok çabuk verebiliyor. O yüzden dolayı düşüyor. Dolayısıyla pişkin yerinden, yani aşı kalemlerinin pişkin yerinden, bu yerinden tercih etmemiz lazım. Şimdi aşılayacağımız çörün kalın olduğu için bu incesinden değil, ona uygun olan kalın yerinden aldık. Şurada da bakın, şu şekilde bıçağımla önden hazırlık yaparak vakit kaybetmemek için şu şekilde yardım, şu şekilde de işlemini yaptım. Buna gömlek açışı da denir, ığ açışı da denir bu aşı yöntemine. Bu şekilde açtım iç kısmına kadar. Buraya. Ondan sonra aynı şekilde, aynı ebatlarda, tabii ki ben şu anda tek kalemle kullanıyorum. Aslında bunun çift bıçaklı olanları var, hassas olan. Böyle taktığınız zaman onlarla açıyorsunuz. Bu göz aşısı için o kadar uygun bir kalem değil ama göz aşısına uygun olan yönü şudur bu aşıda. Bakın, şu arka yönünde bir kısmı vardır. Bunu kabuğun kaldırmada kullanılır. Şu da çizgi çizmek için avantajlıdır. Göz aşılarında genelde kullanılan bir kalem çeşididir. Bunu da aynı şekilde şuradan yardım, şuradan bu şekilde işaretledim. Yukarıdan aşağı çizdim. Gözü ortada kalacak şekliyle yaptıktan sonra bakın bıçağı şu şekilde şu kenarından sokup şöyle gene kabartıyorum. Ta ki o yere gelene kadar geldi. Aynı şekilde şuradan giriyorum. Şöyle kabartıyorum. O yere geldi. Geldikten sonra bırakıyorum. Elimi alıyorum. Çift taraflı yavaş bir şekilde sağlıklı bir gözün çıkması için gerekli işlemi tırnağımla, ben tırnakla alıyorum. Şöyle bastırarak. Evet, çıt etti bakın. Sesiyle birlikte geldi. Şuraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu yerde yeşil bir kısım kaldıysa aldığınız göz aşısı başarısızdır. Bakın, kalmamış. İki tane olmak zorundadır. Aynı şekilde şimdi buranın içerisine geldiğimiz zaman iç kısmına. Şöyle şu fazlalığı ben bir kere bir keseyim. Bunlar fazlalık kalacak. Önden açtığım için kurudular. Bakın, iç kısmında şurasının içe dönük olmayacak. Böyle dolgun olacak. Dolgunsa işte göz aşısını düzgün aldığınız demektir. Birisi terminal tomurcuk oluşturur, birisi de sekonder. Yani terminal tomurcuk uç, hızlı giden, hızlı büyüyen tarafıdır. Diğeri de zayıftır. Şuradaki şu kısım bakın yarılmış durumda. O yerini de alacağım. Daha dar olarak atacağım içerisine. Evet. Şöyle gene kestim. Şu yerde de var. İçerisine mümkün oldukça parmağımı değdirmiyorum. İç kısmına mikrop kapma gibi özellikler olabilir. Evet, boy itibariyle bir bakıyorum. Evet, göz kararı olduğu için gayet iyi almışım. Şimdi hassas olan bir nokta daha. Şu kenarların arkada şu kabuğunu ben kaldırıyorum. Kaldırmayabilirsiniz ince olarak. Bakın şu şekilde de. Şuraya da ters çevireyim. Bu kaynamasını arttırmak için. Kaynaşmayı daha güzel sağlamak için. Hem üstten. Kurumuş, bak şurayı da bir daha tıraşlayalım. Evet, evet, burayı da bir tıraşlayalım. Bizi uyarıyor. Çubuğun üstünde. Evet, çubuğun üzerinde tıraşlamanız daha rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle düz bir basalım. Kestik orasını, aldık. Bakın, düz bir şekilde de almış olduk. Üst kısmı da istersen yapalım. Evet. Evet. Şimdi operasyonu yapıp içerisine yerleştirme kısmına geldik. Önemli olan alt kısmını tam temas ettirmektir arkadaşlar. Şu anda alt kısmı tamam temas etmiş durumda. Kendisine kaynaşmayı şu anda yerleştirdik. Bandımızı alıyoruz.
bandımızı arkasından şöyle tutarak gergin bir şekilde birinci tur dönüyoruz. Açık kalmayacak şekilde hiçbir yerinde. Sıkı bir şekilde açılıyoruz. Gözü kapatmıyoruz. Tomurcuk gözünü kapatmıyoruz. Onun altına getiriyoruz bakın. Şöyle. Ve sıkarak. Bu üstteki yonttuğumuz kendi kabuğunun üstüne geliyor arkadaşlar. Oradan ayrı bir pozisyon alıyor. Şuradan. Şimdi tekrardan aşağı iniyoruz. Eğimli bir şekilde iniyorum. Bakın şurada bir boşluk vardı. Onu kapatmak için. Evet, onu aldım. Aynı şekilde bu tarafında da oluşuyor o boşluk. Boşluklarını kapattım. Son noktaya geldiğimizde ise parmağımızı, işaret parmağımızı koyuyoruz altına. Şuradan çekiyoruz. Boş gelen yerin üzerine getirerek şöyle kenara doğru çekip bakıyoruz. Şu anda aşıyı yaptık. Ceviz florik asit salgıladığından tam aşı yaptığımızın yerin altından bir yara açıyoruz terse doğru. Bakın şöyle yukarıya doğru iki tane bir yara açıyoruz. Niye? Buradan sıvıyı buradan boşaltsın. Tam aşının olduğu yere bırakmasın diye. Bir sene geçtikten sonra buraya bakır sülfat süreceğiz ki bu yaradan dolayı bir hastalık kapmasın. Aşının tutup tutmadığını da bakın şuradaki sapını bıraktık. Şu sapını bırakmamızın sebebi aşıyı tutup tutmadığını anlamak için bir ay sonra geldiğimizde 20 gün ya da bir ay içerisinde bu sapı düşmüş görüyorsak aşımız tutmuştur. Elledik. Şöyle hafiften aşağı eğdiğimizde çıt diye gelirse elimize o şekilde de aşının tutmuş olduğunu anlıyoruz. O takdirde kalyus tabakası oluşmuş demektir. Şu bantımızı söküyoruz. Serbest bırakıyoruz. Bir sene sonra da yani baharın ilk baharında gelip aşının üzerinden şu yerinden makasla kesiyoruz. Şöyle gene gösterelim. Şöyle gene makasın şu tutaç kısmını yukarı alın arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntıdır. Keskin kısmını aşağı alın ki sıkıştırma kısmı üst kısımda yani kesilecek olan kısımda kalsın. Kesen kısım ise altta kalsın. Bakın burası üstte, burası altta. Burası gidecek olan kısım. Yani şu yukarıya olan kısım gidecek olan kısmı sıkıştırsın. Alt kısmı keserek alsın. Belli bir yukarıdan kesip sonra da aşı macununu üstünde kapatıp artık aşılı bir cevizimiz olmuş olacak. Bu uyuyan göz aşısının denmesinin sebebi bu aşı yaptığımız için bu uyuyacak. Bir sene kalacak. Gelecek senenin baharında faaliyete geçeceği için uyuyan göz aşısı deniyor. İyi günler.